Merhaba, bugün dinlemekten bahsetmek isterim. Şimdi bu dönem özellikle çok fazla vakit ekran önünde geçiriyoruz. Şu anda zaten bir ekran önündeyiz. Benim size olan davetim özellikle çocuklar için, özellikle evde çocuk varsa ama yetişkinler için de geçerli bir şey. Bence biraz daha fazla ekransız dinlemek. Bugün sizi ekranlara bakmadan bir masal dinlemeyi davet edeceğim. Ama ilk önce sizinle yapılabilecek bazı şeyler paylaşmak isterim. İlk önce eğer çok küçük çocuklarla birlikte dinliyorsanız, 3 yaşında gibi çocuklar, o zaman önerilerimden biri ellerine bir tane hamur tutturmak. Şimdi mesele dinlerken ellerimiz aktif olması gerekiyor. Ve çocuk dinlerken eğer aynı zamanda hiçbir amaç olmadan dokunabildiği, elleriyle oynayabildiği bir hamur. Bu böyle bir şey de olabilir. Küçücük çocuklar için bal mumundan doğal hamurlar olabiliyor. Veya siz evde bir ekmek hamuru bile yapıp sert bir ekmek hamuru topu verebilirsiniz ki yese hiçbir zarar olmaz. İçine böyle bir yemek renklendirmeyi koyabiliyorsunuz. Ve dinlerken sadece ellerin arasına hamurla oynayabiliyor. Veya dinlerken resim çizmeyi defter açıp çocuğunuza rengarenk kalemler verebilirsiniz. Masal dinlerken resim çizmek, belki hayal ettiği şeyler, belki sadece böyle çizdirmek, hiçbir amaç olmadan veya renklendirme kitap varsa sizin evinizde renklendirme kitaplarla birlikte masal dinlemek çok güzel olabilir. Benim favorim neyidir? Ben radyo dinlemeyi çok seven bir insanım. Çok fazla radyo dinliyorum. Bugünler benim ekransız biraz meditasyonum kesinlikle tığdır. Evde ne yün varsa hepsini bir arada koydum. Çünkü bugünler yeni yün bulamadım, edinemedim. O yüzden evde geri kalan bütün parçalardan kendimi böyle bir şal yapıyorum tığ ile. Aslında maksat gerçekten bir ürün çıkartmak değil benim için. Benim için tığ bir meditasyon ve aynı zamanda ellerimi radyo dinlerken meşgul tutmak için. Ben podcast dinlemeyi çok seviyorum. Ve o yüzden her gün mutlaka tığ yaparken yünümle birlikte radyo dinlemeyi çok seviyorum. Bunu küçük çocuklar için mümkün mü? Evet, bence ip işler küçük çocuklar için çok önemli. Eğer küçük bir çocuksa ona sadece tığ ile bir zincir çekmeyi öğretebilirsiniz. Düz bir zincir çekerken aynı zamanda radyo dinlemek veya masal dinlemek çok güzel bir şey olabilir. Bitirdikten sonra ondan kendini bir koli yapabilir. Bu zincir üzerinde büyük boyda ahşap boncuklar da dizebiliyor. Esas bir ürün yaratmak değil bizim maksadımız. Maksat elleri meşgulken rahat ve sakin, huzurlu bir şeklinde bir şey dinlemek ve kendini sırf hayal kurmaya vermek ekran olmadan çok önemli. Evet, o zaman şimdi malzemelerinizi alın. Belki yün, belki resim çizmek için biraz malzeme, renkler, belki bir hamur veya hiçbir şey istemiyorsunuz. Belki sırf gözlerinizi kapatın, dinlendirin. Masal başlasın. Bugün sizi uzun, güzel bir maceraya çağırıyorum. Bu uzun ve keyifli bir masal. Çok sevdiğim bir masal. O zaman ellerimiz meşgul olsun. Şimdi hayal zamanı. İyi yolculuklar. Bennet hikayeyi bilmez. Bennet'in hikayesi yok. Başkalarının hikayeleri çok tabii. Kaldı hanlarda gece. Ateş başında gördüğü bazı insanlar. Kimi anlatır, bütün han onun peşinde hayali yollara düşer. Kimi ise şarkı söyler, bütün kalbiyle ya da müzik çalar ve herkesi mest eder. Handaki herkesin gözleri fal taşı gibi onları seyreder. Bennet dinler, hep dinler. Onun yok ki anlatacak hikayesi, söyleyecek şarkısı. İyi niyetlidir ama Bennet. Yardımsever, çalışkan. Hikayesi yok ama kolları var. Güçlüdür Bennet. Taşır, süpürür, toprağa sürer. Ama hiçbir şey anlatmaz. Bennet'in ailesi yok. Köyü yok. Geldiği yeri yok, gittiği yeri yok. O yolların çocuğu. Bazen iş aramak için uğradığı köylerde sorarlar ona. Hey, anlat. Başka memleketlerinde gördüklerin, yolda yaşadığın maceralar, karşılaştığın insanlar vardır anlatacağın serüvenler.
Ama Bennet özür dileyerek çekilir. İşine gider. Bilseler onun hayatın ne kadar sıradan ve basit olduğunu. Macera zannettikleri aslında birbirini takip eden günlerden ibarettir. Günlerden bir gün yol onu yaşlı bir çiftin evine götürdü. Bütün gün yürümüştü, yorulmuştu ve bir sonraki kasabaya varması için hala uzun bir yolu vardı. Kapıyı çaldı ve kapı temiz bir odaya açıldı. Sakin bir bakışla alındı içeriye. Sessizce önünde çorba ve ekmek koyuldu. Sonra ateş başındaki koltuğa davet edildi. Derin bir oh çekti, derin bir huzur. Sanki tanıdığı bir ev hissiyatıydı. Yaşlı teyze ve amca müzip bir gülümseyle onu seyrediyorlardı. Senelerdir kendisine bir anne baba hayal etmişti ve onlarla sonunda karşılaştığını hissetti. İçinden şükredip onlara misafirperverliğinin karşılığında nasıl yardımda bulunabileceğini sordu. Yaşlı adam, karnımız tok, ateşimiz sıcak. Tek bir eksiğimiz varsa o da bir hikayedir. Dünyayı geziyorsun. Bizse hep aynı yerdeyiz. Bize bir şeyler anlat evlat, dedi. Aman amca, benden ne dilersen dile ama anlatacak bir şeyim yok. Evini süpürür, kuyundan suyunu getiririm ama bir hikayeyi yaşamayan ben size nasıl bir hikaye anlatabilirim ki? Hayır oğlum. Evim temiz, mutfakta su var. Bu andaki mutluluğumuza bir şey katmak istersen iyi bir masal uydurman lazım. Herkesin bir hikayesi vardır. Senin hikayen ne? Herkesin bir hikaye olsa haberim olurdu. Benim hayatım yolda ve işte geçer. Hangi arada hikaye yaşayacağım ki? Affola amca, isteksizlikten değil inan. İstemez miydim benim anlatacak bir hikayem olmasını? Ama böyle doğmadım. Böyle bir yeteneğim yok. Ben sadece taşıyabilen, süpürebilen bir adamım. Amca buna bir cevap verecekti ama tam o anda yaşlı teyze gözlüklerinin üstünden müzik bir gülümsemeyle onu durdurdu. İkiniz inatçısınız ve huzurumu kaçırıyorsunuz. Oğlum, sadece özel bir yeteneği olan kuşlar şarkı söyleselerdi, ormanlarımız çok sessiz olurdu, değil mi? Ve sen ihtiyar adam, bu evladı neden rahat bırakmıyorsun? Belki de onun hikayesi yok. Bırak, benim için bir kova su doldursun. Döndüğünde bakarız. Bennet bunu duyunca çok rahatlamış. Başın üstünde anne, hemen getiririm sana. İstediğin kadar kova su doldururum senin için. Hemen doldurup geliyorum diyerek ona uzatılan kovayı kapıp hemen kuyunun yolunu tuttu. Kuyuda sağlayıp dolu kovayı çekti ve o sırada öyle sert bir rüzgar esti ki, öyle güçlü ki Bennet'i alıp götürdü. Bennet uçuyor rüzgarla, çillikler atarak ve birden rüzgar geldiği gibi yok oluyor. Ve Bennet yükseklerden tam bir hanın kapısının önünde düşüyor. Hayret eden Bennet kapıya vurdu. İçeriye girdi ve içeride uzun bir sofrada 40'tan fazla misafir oturduğunu gördü. Ev sahipliği yapan kadın ayağa kalkıp Bennet'i gösterip bütün misafirleri tanıttı. İşte size bahsettiğim Bennet. Geldiğini göre şimdi yemeğimizi başlayabiliriz. Ve herkes sevinip Bennet'in gelişini alkışlamaya başladı. Sessiz bir yemeğin ardında bir misafir derin bir oh çekerek. Keşke bir kemancı olsaydı. Bize dans ettirirdi. Neşemizi getirirdi, dedi. Ve bunu duyan ev sahibi hemen heyecanlandı. Bir dakika, unutmayalım. Bu gece Bennet bizim aramızda.
ve o ülkemizin en iyi kemancısıdır. Daha şanslı olamazdık. Deyip hemen duvardaki kemanı Bennett'in kollarında yerleştirdi. Bennett, ben keman çalamam diyecekti ama elleri kendiliğinden çalmaya başladı. Kemandan duyduğu en güzel müzik çıkınca bütün misafirler de ayağa kalkıp dans etmeye başladılar. O kadar neşeli bir grup göremezdiniz. Bennett de gitgide daha hızlı çalmaya başlıyor. Misafirler onun çıldırmış ritmini takip etmeye çalışıyor ama birden birinin ayağı takılıp düştü ve bacağını kırdı. Biri tam keşke bir doktor olsaydı onu ameliyat ederdi dedi ki bunu duyan ev sahibi heyecanlandı. Bir dakika unutmayalım. Bu gece Bennett bizim aramızda ve o ülkemizin en iyi cerrahtır. Daha şanslı olamazdık dedi ve Bennett'in elinde cevap vermesine fırsat vermeden ameliyat aletlerini tutuşturdu ve şaşkın Bennett'in elleri adamın bacağını ameliyat etmeye başladı. Bir an sonra hastamız da ayakta, yeniden yürüyor, neşeyle dans ediyor, zıplıyor, zıplıyor, daha yükseklere, daha yükseğe ve bir mutluluk çilliği atıp öyle yükseğe zıplıyor ki kafasıyla odanın tavanından geçip çatısının köşesini yıkıyor. Bütün misafirler derin bir of çektiler ve onlardan birine, keşke bir usta olsaydı, evimizi tamir ederdi, dedi. Bunu duyan ev sahibi heyecanlandı. Bir dakika, unutmayalım, bu gece Bennett bizim aramızda ve o ülkemizin en iyi inşaatçısıdır. Daha şanslı olamazdık, dedi. Ve Bennett'in cevap vermesine fırsat vermeden eline malzemeleri ve aletleri tutuşturdu. Ve Bennett'in ellerinin kendiliğinden ölçmeyi, biçmeyi, harç hazırlayıp duvarları, çatıyı tamir etmeye başlıyor. Ve bir an sonra evi eski halinden daha güzel şekilde tamir oluyor. Yaptığı işi daha iyi görebilmek için evin önünden birkaç adım geriye gidince o anda birden güçlü, sert bir rüzgar gelip onu götürdü. Bennett rüzgarda uçtu ve birden koyunun kenarında düştü. Kova onun bıraktığı yerde duruyordu ve hala ıslaktı. Daha kurumamıştı. Yolculuğu o kadar az mı sürmüştü? Kovayı alıp eve döndü. Eve girince o iki yaşlının müzik bakışlarıyla karşılaştı. Yaşlı teyze, bilen gözlerle sordu. Ey oğlum, senin hala anlatacak hikayen yok mu şimdi?